İyi günler. Bu yayınımızda Profesör Doktor Ali Çarkoğlu ile birlikteyiz. Siyaset bilimci, Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Parlamenter sistemi konuşacağız. Malum Türkiye'de yine bir sistem tartışmasıdır sürüp gidiyor. İyileştirilmiş parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem, düz parlamenter sistem. Bir de tabii içinde yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Neler eksik, neler olmadı, neler olmalı? Bunları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi parlamenter sistem konuşacağız ama onun böyle bir asimetriğini ya da asimetri gibi anlaşılan şu an içinde yaşadığımız sistemle başlarsak belki tersten diğer tarafı daha güzel gösterir mi acaba diye düşündüm. O yüzden kısaca bir bu şu anda yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen biraz başkanlık sistemine benzeyen ama tam da benzemeyen, belki de en haklısı Devlet Bahçeli'dir, MHP lideri, Türk tipi başkanlık sistemi. Herhalde bu doğru bir şey olabilir. Burada ne, şimdi şöyle, iktidarda da hani biz bu sistemi kaldırırız demiyorlar ama bazı revizyonlar düşünülebilir. Hani şöyle olabilir, böyle olabilir, iyileştirilebilir diyorlar. Demek ki onlar bile böyle diyorsa yanlış giden bir şeyler var. Zaten biz bunu yaşantımızda da sıradan insanlar olarak da hissediyoruz. Ne yanlış gidiyor, ne yanlıştı? Zaten getirilmeden önce de bu sistem çok tartışılmıştı. Yanlış olan ne burada? Şimdi klasik formülasyonuyla başkanlık sisteminde yürütme, yargı ve yasama birbirinden sert, kalın çizgilerle ayrılmıştır. Ve bunlar birbiriyle bağımsız bir şekilde siyaset yaparlar. Fakat Türk parlamenter sistemde ise yürütme parlamentoya karşı sorumludur. Parlamentonun bir anlamda kontrolündedir. Örneğin şimdilerde unuttuk ama güven oylamasıyla bakanlar görevden uzaklaştırılabilir. Yarı başkanlık sisteminde bu biraz karışıktır. Bir başkan vardır, popüler bir oyla seçilir. Aynı başkanlık sistemlerindeki gibi, ama aynı zamanda bir de hükümet vardır ve bu hükümet de doğrudan parlamentoya karşı sorumludur ve parlamento yarı başkanlık rejimlerinde bakanları yine düşürebilir. Şimdi Türkiye'de ne oldu? Türkiye'de gerçekten tam Türkiye tipi bir başkanlık sistemi oldu. Çünkü bizde ne yasama Cumhurbaşkanı'ndan tam anlamıyla bağımsız. Çünkü Cumhurbaşkanı parti liderliğini sürdürüyor ve toplantılarına katılabiliyor. Bu doğrudan yasamaya da müdahil olması anlamına geliyor. Yargının da yürütmeden tam olarak bağımsız olduğunu söylemek yine mümkün değil. Böyle bir durumda başkanlık sisteminden beklenilen pek çok avantajlar da elde edilmemiş oluyor. Dolayısıyla kontrol edilebilen bir yürütmenin olmaması, her şeye müdahil olabilen bir yürütmenin iş başında olması Türkiye'deki sistemin en şikayete neden olan özelliği. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ne demektir? Daha bunu çok da iyi bilmiyoruz. Bunun esas sebebi aslında, bu terminolojinin kullanılmasının esas sebebi aslında başkanlık sistemi ya da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş evvelinde parlamentonun da kendisinden beklenen işlevleri tam anlamıyla yerine getirmediği kanaati oluşmuştu. Bu kanaate bağlı olarak da biz eskiye geri döneceğiz demek istemiyor şu anda muhalefet. Ne diyor? Eskisinden daha iyi işleyen bir parlamenter sistem kurgulanacak demek istiyor. Buradaki en anlaşılan ana argüman, yani hemen hemen herkesin söylediği, Cumhurbaşkanı'nın yeniden daha böyle temsili yetkileri olan bir makam dönüştürmesi,
yürütmeyle olan bağının kesilmesi ve yürütmenin tamamen parlamentodan çıkan ve parlamento tarafından kontrol edilebilen bir başbakan ve hükümet tarafından devralınması. Benim anladığım şimdiye kadar bunun ötesinde pek çok şey söylendi. İşte bu kayyumlara son verilmesi vesaire gibi şeyler. Bunlar zaten normal şartlar altında olmaması gereken kurumlar. Fakat burada bir olağanüstü bir geçiş dönemi içerisinde öne çıktı bu kayyum kurumu da. Şimdi iyileştirilmiş veya güçlendirilmiş dediğimiz zaman daha önceden içinde yaşadığımız parlamenter sistemin iyi olmadığını ya da güçsüz olduğunu bize hatırlatıyor ya da anlatıyor bu ifadeler. Neler evet. güçsüzdü ya da çok doğru değildi? Daha en çok mesela işte Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, hani şimdikiyle tabii kıyaslanamaz ama hani normal bir parlamenter sistem için yetkilerinin çok fazla olduğundan bahsedilirdi hep o dönem. Onun dışında koalisyonlar, işte hükümet kurulamaması ya da çabuk düşmesi gibi etkenlerden bahsedilirdi. Siz ne dersiniz? Neydi önceki sistemin eksikleri? Aslında önceki sistemin kitabi olarak kendisinden beklenen kontrol işlevini tam anlamıyla yerine getirememek gibi bir sorunu vardı. Bu aslında Türkiye'deki parti sisteminin getirdiği bir sonuç. Partiler o kadar liderlerin kontrolünde, disiplin, parti disiplini o kadar katı ki hiçbir şekilde birbiriyle işbirliği yapamayan, birbiriyle çalışmama eğilimine giren, katılaşmış ve karar mekanizmasında da partizan bir yolun dışına çıkıp farklı çözümler üreten kabiliyetini kaybetmiş bir durumdaydı Türkiye'deki parlamento. Burada ve en fazla gözlediğimiz şey neydi? Parlamentonun güvenilirliğini yıkan, parlamentoda kavga çıkardı. İşte bunlar oraya gidiyorlar, milletvekilleri kavga ediyorlar ama karar almıyorlar, memleketi sorunlarını çözmüyorlar. Şimdi bu tabii biraz parlamentoya haksızlık da olur. Ama yeterince kanun üretmeyen ve yasama görevini yerine getirmeyen ve aynı zamanda da bakanları ve bütçeyi kontrol işlevini yerine getirmeyen bir konuma düşmüştü açıkçası parlamento. Bunun önüne geçecek bir takım kurumsal engeller, düzenlemeler yapılmaya çalışılacak anladığım kadarıyla verilmiş parlamenter sistemde. Peki bu geçiş tartışmaları hakkında ne dersiniz? Yani şimdi parlamenter sisteme geçiş de çok kolay bir şey değil. Çünkü bir anayasa değişikliği gerekiyor bunun için. Bu da doğrudan yapılabilmesi için bayağı büyük bir sandalye sayısı elde etmesi gerekiyor. Her kim, hangi partiler değiştirmek istiyorlarsa bunu. Olmadı, halk oyuna götürecek kadar çoğunluğu bulmaları gerekiyor ki oradan çıkacak sonucun da ne olacağını daha şu an için tahmin etmek için çok erken, ortada henüz bir şey yok. Ama bu geçiş süreci de bir yandan biraz sorunlu bir alan değil mi? Yani şöyle iki karşılıklı tez var galiba benim bildiğim kadarıyla. Güçlü bir cumhurbaşkanı adayı gelsin, cumhurbaşkanı olsun ve o onun kontrolünde geçilsin veya daha düşük profilli bir cumhurbaşkanı ve bir asıl parlamenter sistemi geçildikten sonra başbakan olacak kişi, her kimse o belirlensin ve bu şekilde geçilsin gibi. Siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmalara? Bu yani hani şu ilk muhalefette şöyle bir hava var sanki şu iktidar devresinin gerisine ne bakarız gibi ama o geçiş süreci de o kadar da hafife alınacak bir süreç değil gibi geliyor bana. Evet, yani şimdi anayasasız bir dönem yaşamayacağımız varsayımı altında konuşmamız lazım. Bu ne demektir? İktidar seçimi kaybetse ve yeni bir hükümet geldiği durumda şu anda mevcut olan anayasa devam edecek.
Yani anayasada Cumhurbaşkanı'nın yetkileri olduğu zaman bu yetkiler tabii kullanılmayabilir kimi yeni kararlarda. Yani kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın bu kadar aktif olması beklenmeyecektir. Yani parlamenter rejime geçmeyi savunan birisi Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde. Ama elindeki yetkileri kullanması gerektiği zaman da herhalde kullanacaktır. Dolayısıyla bu geçiş, ben de aynı fikirdeyim, öyle kolay bir geçiş olmayacak. Bence yani güçsüz bir cumhurbaşkanı ve onunla birlikte çalışacak bir başbakan çok ara ve anayasaya da uymayan bir çözüm olacaktır. Dolayısıyla ben onun işleyebileceğini zannetmiyorum. Yani seçilen cumhurbaşkanı şu andaki cumhurbaşkanının yetkilerine ve yapabileceği her türlü alabileceği her türlü kararı alabilecek durumda olacak ve bunları da sistemi düzeltmek için kullanma eğiliminde olacaktır. İşte bunlar işte değişik atamaların yeni tercihlere göre yapılması, kurumların buna göre şekillendirilmesi ve Cumhurbaşkanı yetkilerinin bu amaçla kullanılması. Fakat nihai olarak dediğiniz gibi parlamentodan geçirebilecek çoğunluğu yoksa yeni iktidarın, o zaman bunu bir referanduma götürmek zorunda olacaklar. Ama benim yani birinci tercihim şu olacaktır. Meclisteki yeterli çoğunluğu sağlayarak meclisten anayasa değişikliğini geçirmesi ve referanduma hiç gitmemektir. Bu o zaman bir oydaşma yaratacaktır. Meclisteki bütün partiler tarafından kabul edilmesi gerekecektir. Ve bu da bence yeni sistemin şu andaki mevcut %50 artı birkaç bin oyla geçmiş bir anayasanın getirdiği zorlukları yaşamamamız anlamına geliyor. Yani şu an zorluklar niye yaşanıyor? Yani %50'nin birkaç bin oy üzerinde bir ekseriyetle geçmiş bir anayasayla yönetiliyor şu anda ülke. Yeni bir grup bu anayasaya aslında hayır dedi. Anayasayı meclis içerisinden 3/2 ve üzerindeki bir çoğunlukla geçirmiş olsaydık bu kadar büyük bir muhalefet olmayacaktı. Dolayısıyla yeni yapılacak anayasanın da yine böyle bir oydaşmayı oluşturan büyük bir çoğunluk ile, büyük bir ekseriyetle geçirilmesi en doğru olacak, doğru yol olacaktır bence. Şimdi bu 2017 referandumundan önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunan kesimin referandum döneminde en büyük propaganda araçlarından bir tanesi de bu sistemde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde işlerin daha hızlı yürüyeceği, bürokrasinin hantallığından kurtulunacağı vesaireydi. Fakat 3 yıllık pratikte biz bunun neredeyse tam tersini görüyoruz. Kararların hızlı alınması bir yana, kararlar hiç alınamıyor bazen ya da çok yanlış alınıyor, kararsız kalınıyor ya da kurumlar tamamen ortadan kaldırılıyor ve işte bir kişi veya birkaç kişinin verdiği kararlara kalıyor. Şimdi o zaman parlamenter sistem güçlendirilmiş mi, iyileştirilmiş mi ne dersek diyelim, o yeni gelecek parlamenter sistemde mutlaka bu kurumların sağlamlığına, gereken kurumların bağımsız olması gereken kurumların bağımsızlığına da mutlaka özel bir vurgu yapmak gerekir herhalde mi? Yani bu kurumların işletilmesi elbette ki en önemli gündem maddesi olacaktır ama bunun sağlanması için de yine yeni seçilecek Cumhurbaşkanı bir inisiyatif alabilir. Dolayısıyla bence şu anda mevcut sistemin avantajını kullanıp hızlı bir şekilde kurumları daha otonom, kendi başına çalışır ve yürütmeyi kontrol altında tutabilir hale getirmek mümkün. Bunu yapmayı isteyecek bir yeni cumhurbaşkanının seçilmesi lazım tabii. Ama bu seçilmediği takdirde dediğiniz gibi yine yeni seçilen cumhurbaşkanı da
bugünkü mevcut sistem içinde kontrolden çıkabilir yine. Dolayısıyla sistemin öyle bir riski her zaman var. Yani seçtik, kuvvetlendirilmiş parlamenter sisteme gideceğiz diye düşünüyoruz. Bir türlü gidemeyebiliriz yani. Dolayısıyla sistem o derece yanlış bir şekilde şekillendirildi ki şu anki haliyle eğer o sisteme geri dönmek istemeyen, biraz eli titreyen bir yeni cumhurbaşkanı seçilirse yine bekleriz bir Peki yine bu eski parlamenter sistemde en çok eleştirilen konulardan bir tanesi de koalisyonlardı. Malum işte koalisyonlar yönetemiyor, birbirleriyle anlaşamıyorlar, şu oluyor, bu oluyor, ülke geriye gidiyor, karar alınamıyor vesaire. Şimdi çok zor bir problem var ortada. Bu gerçekten çözmek kolay değil. Temsilde adalet, yönetimde istikrar malum. Biliyorsunuz daha çok seçim kanunları için kullanılan bir şeydir bu. Şimdi onda nasıl bir düzenleme acaba yapılması beklenir? Herhalde barajın %10'dan yani muhalefet gelirse eğer iktidara yarın bir gün, herhalde bunun düşürülmesini bekleriz. Gerçi muhalefette olan her parti seçimlerde önce mutlaka barajın düşüleceğini söylemiştir ama iktidara gelince pek aynı şeyleri görmeyiz ama bu sefer bilmiyorum, belki bir umut düşer. Bunun dışında o koalisyon hükmü, yani koalisyon kötü bir şey midir? O da ayrı bir tartışma konusu da. Koalisyonları engelleyecek ve yönetimde istikrarı sağlayacak ve öncekinden daha iyi bir model ne olabilir sizce acaba? Baraj bir kere tamam, o kesin düşünülecek. Yani şu anda tam söylediğiniz şey, yani bu sisteme geçerken koalisyonlar olmayacak. Seçim yapılmayacak. İyi, hızlı karar alınacak. Bunun birisi olmadı. Tam tersine 2018'den sonra aslında efektif olarak bir koalisyonla yönetiliyoruz. Meclisteki çoğunluğu kontrol etmediği takdirde Cumhurbaşkanı'nın rahat bir yönetim sergilemesi mümkün değil. Dolayısıyla MHP ile yapılan işbirliği tamamen bunu sağlamak amacıyla efektif olarak bir koalisyondur. Bakanlar eskisi gibi protokolle paylaşılmamış olsa da gayet iyi biliyoruz ki bazı bakanlar MHP'nin onayı olmadan aslında değiştirilemiyor. Dolayısıyla böyle bir efektif koalisyon var karşımızda. Bu koalisyon kötü bir şey midir? Bence bir şey değil temel olarak. Ama yine 70'lerdeki tecrübeye dayanarak Türkiye'de böyle bir mit yaratıldı. Koalisyonlar Türkiye'de ekonomik kriz yaratıyor diye. Fakat bu mit koalisyon olmadığını iddia eden pek çok hükümetin benzer hatta daha derin krizlere yol açtığı da aslında gözlendi. Dolayısıyla kriz sadece koalisyon nedeniyle oluşan bir şey değildir. Türkiye'de de hiçbir zaman öyle olmadı. Dolayısıyla ben koalisyonla yönetmenin Türkiye'de demokrasinin daha sağlam bir temelde birbiriyle anlaşıp birbiriyle işbirliği yapabilen farklı görüşteki siyasetçilerin bir araya gelebilmesini sağladığı için aslında yararlı bir şey olacağı kanaatindeyim bugün için. Bu seçim sisteminde nasıl sağlarsınız? Bu çok kolay bir şey değil. Aslında bu temsilde adalet, yönetimde istikrar aslında bir imkansız istektir. Yani ikisini bir anda sağlayamazsınız. Çok istikrarlı olduğunuz zaman büyük ihtimalle pek çok grubu dışarıda bırakarak parlamento kurmanız söz konusu olacaktır. Şimdi Türkiye'de bu %10 barajı bir süre bu işlevi gördü. Önemli bir grup seçmeni meclise sokma. En önemli örneği bunun 2002 yılıdır. 2002'de toplasan %51-52 oy alan iki parti partilerin tamamına sahip olmuştu. Böyle olunca %34 ile %60 küsür sandalye sahip olarak AK Parti ilk iktidarını kurabildi. Şimdi bugün için %10 barajı Türkiye siyasetinde ne kadar etkili kestirmesi kolay değil. 2018 yılında gördük ki aslında
%10 barajı uygulanmış olsaydı yine barajın altında kalacak iki parti vardı. Benim hatırladığım kadarıyla bunlar da milliyetçi gelenekten gelen ikiye bölünmüş MHP ve İYİ Parti olacaktı. Dolayısıyla onun dışındaki üç parti aslında gayet konforlu bir şekilde %10'un üzerinde. Şu an ittifakların mümkün olması dolayısıyla da aslında %10 barajının herhangi bir hükmüyle kalmış değil açıkçası. Yani %10 barajı olsa ne olur, olmasa ne olur? Herkes zaten ittifak kurabiliyor. Burada istenilen şey muhalefetin ittifakının içerisinde bazı grupların yer almasının önüne geçmek. Bu da öncelikle HDP'nin bu ittifakın içinde yer almamasını sağlamak, ama bu efektif olarak aslında mümkün değil. Niye? Çünkü ittifakı formel olarak dışında kalsanız dahi siyasi ittifakın gündemini destekleyebilirsiniz. Fakat diğer önlem, ki bu son tartışmalarda öne çıktı, Saadet Partisi'nin bu ittifakın içinde formel olarak da olmaması. Bu neden? Çünkü o zaman mütedeyyin ve muhafazakar bir gelenekten gelen Saadet Partisi'nin yani şu anki iktidara muhalefet etme bayrağını açarak kendi içindeki memnuniyetsiz seçmene talip olma potansiyeli yükseliyor. O yüzden Saadet Partisi'ni ittifakın dışında tutmak istiyorlar. Bir de tabii bunun yanında iki yeni parti var. Bu iki yeni partinin de yine iktidar tarafından memnuniyetsiz olan, rahatsız olan muhafazakar seçmene talip olmaları söz konusu. Bu iki partiyi bir şekilde ana muhalefet Millet İttifakı'nın dışında tutup ayrı bir şekilde meclise sokup meclis çoğunluğunu kontrol etme imkanını seçim sonrasında onlarla bir işbirliğine gidebilmek için kullanma amacı güdülüyor diye düşünüyorum ben şu anda. Yoksa aksi takdirde bu iki parti Millet İttifakı'nın bir parçası olsalar o zaman bu işbirliği mümkün olmayacak. Halbuki bir üçüncü ittifak kurularak bu olanağın seçim sonrasında ya yani MHP'ye bir alternatif ya da MHP artı bu yeni ittifakın desteğiyle iktidarın devamı söz konusu olabilir diye umuyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kısıtlı zamanınızı bize ayırdığınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor Ali Çarkoğlu'ydu konuğumuz. Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Kendisine bir kez daha teşekkür edelim. Parlamenter sistemi konuşmaya çalıştık bugün. Sizlere de izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.